Biz asker kanunun arkasındayız. Biz asker kanunumuzu görüşmeye devam edeceğiz. Bugün de bölüm görüşmelerine başlayıp devam etmeye çalışacağız. Ümit ediyorum bu hafta nihayet erir. Ama 84 madde eğer muhalefetin bu konuda direnci olursa bunun iki ay sürmesi bile mümkün. Ama uzlaşı olursa bir saate bitmesi mümkün. O yüzden beraber ne olacağını değerlendireceğiz. Ama dediğim gibi askerliğimiz ortak bir uzlaşıyla bir ortak kanun anlayışıyla geçmesini ümit ediyoruz. Muhalefetin şerhi olan birkaç konu var. Bunları tekrar gözden geçireceğiz. Bugünkü kapalı toplantıda da bunları masaya yatıracağız. Ümit ediyorum bir an önce bu kanun yasalaşır. Çünkü yüz binlerce gencimiz bu konuda e, gözü kula adeta meclis olarak süreci takip ediyor. Fakat mesele sadece ters olacak gençlerimiz değil, ülkemizin güvenliği, askerimizin talepleri, daha birçok konunun hassas olarak denilmesi söz konusu. Bazı haksız ithamlar, eleştiriler var. Örneğin Cumhurbaşkanlığına ekstra yetkiler veriliyor iddiası var. Bunun doğru olmadığını dün ifade etmiştim mecliste. Tam aksine Cumhurbaşkanımıza verildiği iddia edilen yetki zaten var olan yetki. Teknik olarak önceden bu yetkiyi Bakanlar Kurulu yürütme adına kullanırken bugünkü sistemde Bakanlar Kurulu olmadığından dolayı o ifadenin yerine Cumhurbaşkanı eklenecek. Yani yeni bir yetki yok olan yetkinin yeni isteme göre revize edilmiş hali söz konusu. O yüzden ben tüm ortak e, taleplerle beraber yeni sürecin derece kanatındayım. AK Parti grubu olarak biz teklifimizin arkasındayız. Genel kurulun takdiri her zaman başlangıcıdır. Değişiklikler olabilir, revizeler olabilir ama kanunun çekilmesi söz konusu değil. <laughs>